Efendim hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Önce İnsan, Önce İnsan programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, günümüz hakikaten stresin yoğun olduğu, bol olduğu bir gün, bir asır. Bugün biz Fevzi Hocam'ın da özel önerisiyle Güler Yüz'ü konuşacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar diye bir şair geldi geçti Türk Edebiyatı'ndan. Gerek nesriyle, gerek şiiriyle, gerek felsefesiyle. Hakikaten Türk Edebiyatı'nın ulu çınarlarından bir tanesiydi. Onu konuşacağız. Ve son yılların değişmeyen işte işle alakalı, iş bulmayla alakalı beyaz yaka ve mavi yaka kıyaslaması yapacağız. Ve yine eğitimin gündeminden birkaç konu var, onları konuşacağız. Değerli dostum Fevzi Hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Hacı Hocam. Hakikaten bugün Güler Yüz'ü önerdiğiniz zaman ben hiç düşünmeden bu dedim uydu. Evet. Çünkü Fevzi Hocam da sağ olsun Güler Yüzü'yle ekranlara farklı bir boyut kazandırdı. Allah razı olsun. Açıkçası şunu da kendi kendime söyledim. Fevzi Hocam sayesinde biz de gülmeye başladık. Ne güzel. Evet, gülmek bulmaşıcıdır Hacı Hocam. İnşallah. Şimdi şu gündemle alakalı birkaç başlığımız var, eğitimin gündemiyle alakalı. Onu evet. Konuşup diğer konulara geçelim. Tabii ki. Fevzi Hocam, malumunuz Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin hakikaten eğitimle alakalı önemli noktalara değiniyor. Şimdi okulların uzayacağıyla alakalı 200 güne çıkacağıyla alakalı bir haber yayınlandı. Şu anda 180 iş günü okullarımız açık. Çocuklarımız 180 iş günü okulda eğitim, öğretim görüyorlar. Bu öğretmenlerin 180 iş günü okula gittiği anlamına gelmiyor elbet. Evet. Öğretmenlerimizin öncesinde ve sonrasında seminer çalışmaları var. Dolayısıyla şöyle bir yanlış anlamaya da gitmeye gerek yok. Yani öğretmenler çok tatil yapıyor falan. Hele hele son yıllarda işte yaz kurslarının falan açılmasıyla aslında o tatil olayı da tamamen neredeyse bitti. Neredeyse bitti, evet. Yani hiç tatil yapmayan öğretmenlerimiz de var. Evet. Şimdi ben kısaca şöyle bir araştırdım, baktım. Evet, müsaade ederseniz. Nedir hocam? Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatla alakalı bir çalışması var malumunuz. Evet. Bir önceki programımızda seçmeli derslerle alakalı çeşitliliği ifade etmiştik. Rutinin dışına çıkmaya çalışıyor aslında Milli Eğitim Bakanlığı. Hani değişmeyen tek şey değişim diyoruz ya. Evet. Şimdi bir sürü çağımızın gerektirdiği yeni dersler müfredata konulurken bir yandan da hakikaten çocuklarımızın 3 ay eğitimden uzak olması, pedagogların, eğitimcilerin şu şekilde eleştirileri vardı. 3 ay çok uzak, uzun bir dönem. Çocuklar öğrendiklerini unutuyorlar. Dolayısıyla buna farklı bir yöntem bulunsun. Zaten ara tatil de dönemsel anlamda birer haftalık ara tatilin de Ziya Selçuk Hoca dönemindeki, bakan dönemindeki çıkış noktası buydu. Yani bir ara verelim. Evet. Öğretmenlerin seminerlerini birer hafta kısaltalım. Evet. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda net bir açıklaması yok ama şu şekilde ifadeler var. İşte 1 Eylül'de okullarımızın zilini çalacağız. Öğrencilerimiz 1 Eylül'den itibaren evet. okullara başlayacaklar ve Haziran'ın sonu itibariyle de karnelerini alarak tatile girecekler. Evet. Yani Eylül'ün 15'inde ve Haziran'ın 15'indeki olayı Eylül'ün birer başındaki hafta, 15 gün, Haziran'ın sonundaki 15 günde iş gününe dahil edilerek 200 güne çıkarılacağını 200 güne çıkarılacak. Böyle evet. bir öneri var. Siz bu öneriyi hani eğitimin farklı cephelerinden de bakabiliyoruz. Orta evet. öğretimle ilgili yansımaları, ilk öğretimle ilkokulla ilgili yansımaları var. Sizin tabii, hedef kitleniz biraz oluyor. Daha küçük. Evet, evet. Buyurun bir değerlendirme hocam, alalım. Çok teşekkür ederim. Bu mikrofonu ya da ne diyelim ekrana bana verdiğin için buradan bizi izleyen tüm seyircilerime hayırlı akşamlar diliyoruz. Burada hangi ülkeden, hangi şehirden şu anda bizi izleme zahmetinden buluyorlarsa kendilerine saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bir mukabele aynen. Evet, burada şimdi 180 günden 200 güne iş gününün çıkarılması eğitim öğretim açısından ben olumlu buldum şahsi açıdan. Şöyle söyleyeyim, buyurduğunuz gibi o süre içerisinde çocukların boş kalma durumu var. Ben de bugün öğretmenler odasında öğretmenlerime sordum. Dedim ki
Bakın dedim, 180 günden 200 güne çıkıyor iş günü, ne diyorsunuz? Bir tepki bekliyordum aslında. Ya olur mu, tatilimiz azalacak falan diye. Tam tersine bir İngilizce öğretmenimiz Aysun Hanım, burada kulaklar çınlasın diyelim. Hocam dedi, biz sadece öğretmenleri düşünmüyoruz dedi. Öğretmenin dışında meslek sahibi insanlar var. Bu insanların çocukları okul tatile girdiği zaman 3 aylık uzun bir süre içerisinde başıboş kalıyorlar. Biz öğretmen olarak tatilde olduğumuz için çocuklarımızı birçok etkinliklere gönderebiliyoruz. Ama bu çalışan ailelerin çocukları perişan oluyorlar. Bu sebeple çocukların işte sokak güvenli değil, başka yerler çok güvenli değil. En güvenli yer neresi? Okullar. Bu sebeple 180 günden 200 güne çıkarılmasını öğretmenimiz olumlu buldu. Bana da çok mantıklı geldi. Çünkü artık böyle eski usul nasıl oluyordu? Eskiden şöyle oluyordu. İşte köylerde 23 Nisan'da okullar tatil olurdu. Tarım nüfusuyken, hakim bir ekonomi varken, evet, çocuk ben, 23 Nisan'da okullar tatil oluyordu. Ya şimdi ben hatırlıyorum çocukluğumda Urfa'dan işte işçiler gelirdi. Pancarda çalışmak için, çapalamak için işçiler gelirdi. Bahar ayında gelirlerdi. Mercimek yolmak için gelir, nohut yolmak için, başka işler de çalışmak yaylaya için. Yaylaya çıkarlardı. İşte Karadeniz'de fındık toplamak için ya da başka yerde pamuk toplamak için Adana falan, böyle işçiler gelirdi. Çocuklarla da beraber gelirlerdi. O şekil öyleydi. Daha sonra bu zamanla ilerledi ve eğitim, öğretim Haziran ayının sonuna, ortalarında bitmeye başladı. Ama şimdi yine bu 3 aylık süre çok zor. Bugün müdür yardımcım kulağı çınlasın, yani onu da hep diyoruz. Fatih Yücel hocam dedi ki, ya uzmanlar şöyle diyor dedi hocam. Biz eskiden televizyonu yasaklıyorduk değil mi? Televizyon izleme, az izleme kapatıyorduk. Hatta bizim çocukluğumuzdaki televizyonların, o siyah beyaz televizyonların ekranda bir kilit olurdu. Sen hatırlıyor musun? Böyle bir düğme olurdu kapatma yerinde. Onu çıkarırdın. Çıkardığın zaman o televizyon açılmazdı. Kilitlenirdi. Düğmesi çalışmazdı. Niye yapardı anne babalar? Biz evde yokken çocuklar açıp da televizyonla uğraşmasınlar. Aramızda diye. Bir kuşak farkı var herhalde. Olabilir, olabilir. Hangimiz? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani televizyonun zararlarından kurtulacağız derken, onu izlemeyelim derken, daha kötüsüyle, daha beteriyle karşılaştık. İnternet, telefon, bilgisayar, bilgisayar oyunları özellikle. Bilgisayarın kendisi ve telefon değil ama bunların zararlarından kurtulmak için televizyon daha güvenilir hale. Neden? En azından televizyonda bir sansür olayı var. Bir denetim olayı var ama internette, telefonda böyle bir durum yok. Bu sebeple çocuklarımız o uzun yaz tatili içerisinde devam ettikleri zaman evlerde yalnız kalıyorlar. Bu yalnızlığın içerisinde hemen ya telefonla oyunlara dalıyorlar, onunla zaman geçiriyorlar. Ve günümüz çocukların neredeyse %80'in gözü bozuk Hacı Hocam. Yani bizim yaşlarda birçok insanda gözlük yokken, İlkokul yaşından itibaren ortaokul, liselerdeki çocukların çoğunda gözlük var. Doğru, neden? Tabii. O göz yorgunluğundan kaynaklı, ekrana yakın bakmaktan saatlerce ona bak. Bu bakmanın sonucunda da göz yorgunluğu ve göz tembelliği başlayarak göz kusurları oluşuyor. Bu da ciddi bir sıkıntı. Yani oradaki alanı bakanlığın planlayarak 180 günden 200 güne çıkarması çok olumlu diye düşünüyorum. Ama orada sadece ders boyutuyla değil de o özellikle Haziran dönemini, tabii evet. Eylül'de hemen derse başlanır, çocuklar da özlüyor, öğretmen de özlüyor, havalar biraz daha serinlemeye başlıyor. Ama Haziran'ın o son 15'ini bir türlü Ziya Bakan'ın da işte atölyeler falan fikri vardı. Yani çocuklarımıza bu etkinlikleri bir türlü öğretemiyoruz. Daha doğrusu etkinlik olayını okullarda oturtamadık. Yani kulüpler var. Etkinlik saatleri var ama bunları hakikaten çocuğun o dönemde gezi olabilir, edebiyatta yazarlık olabilir, bir müzik aletini çalma olabilir. Yani oradaki sadece sınıfa tıkayıp ders öğretme boyutundan belki de son 15 günü falan bir öneri olarak çok güzel bir öneri o vardı. Bu sene karne haftasında hatırlıyorsun. Karne notlar bir hafta öncesinden teslim ediliyor. O not teslim edildikten sonraki son bir hafta süreç içerisinde eğitim öğretim devam ediyordu ama çocuklar okula gelmiyordu. Niye? Not teslim edilmişti. Şimdi burada iki taraflı bir durum var. Bir, ailelere düşen bir sorumluluk var. Çünkü ders yok dendiği zaman
aileler yoğun bir ders çalışma temposunun arkasında ders yok, etkinlik var, gezme, tozu, aman uyusun çocuğumuz, dinlensin, evde kalsın, gitmesin bir yere ya da hadi artık şehirler arası yolculuklara gidelim. Okulda ders bitmiş, etkinlik var, sosyal etkinlik var. Bunu ciddiye almıyor bazı aileler. Çocuklar da ciddiye almıyorlar. Burada bence yapılacak iş sürecin içerisinde çocukları dahil etmek. Yani o her etkinliğin içerisinde diyelim ki voleybol turnuvaları düzenledin, sınıflar arası turnuva düzenleyeceksin, her çocuğu dahil edeceksin. O takıma girenler futbol turnuvası, tiyatro, onun dışında sergiler. Yani çocuğun o hafta içerisinde mutlaka etkin olarak katılacağı bir etkinliğin içerisinde bulunması gerekir. Yok etkinliğin dışında kalıp seyirci olarak kaldığı zaman hepimiz öyleyiz. Seyirciysek çıkıp gidebiliriz. Biz etki ama sahnedeysek, sahnede olduğumuz sürece biz orada kalmak zorundayız. Bu sebeple o dönemi güzel ve verimli geçirebilmek için mümkün mertebe öğretmenlere burada çok iş düşüyor. Öğretmenin yeteneği ölçüsünde ne yapabiliyorsa o konuda o görevleri verip o etkinliği gerçekleştirmek gerekir. Aileler de ne yapacak? Çocuğun bu etkinliği hazırlamış. Nasıl 23 Nisan'da folklor oynayan çocuğunu izlemek için geliyor aileler böyle hınca aç, hepsinin elinde cep telefonuyla çocuklarını çekiyorlar. O çocuk o alanda olmasa, oyunun ortasında olmasa ailesi gelip izler mi? İzlemez. Yani bir başkasının çocuğunu izlemek için o kadar da gayret sarf etmez. Ama kendi çocuğu sürecin içerisinde olduğu zaman mutlaka buna değer atfediliyor, önemseniyor ve başarı sağlanıyor. Evet, yani genel anlamda olumlu. Kesinlikle. Öğrencilerimiz açısından da olumlu, öğretmenlerimiz belki hani tatil kısaldı. Öğretmen açısından değişen bir şey yok. Çünkü yani zaten evet. Seminer dolayısıyla Haziran'ın sonuna kadar öğretmenler okulda. Yani çevrem içi belki seminer dönemi olarak geçiyordu. Tabii. O şekil yapılıyordu ama hani ben şuna üzülürüm belki. Memleketin uzak diyelim ki Ağrı'nın bir köyünde çalışan bir öğretmen diyelim İç Anadolu'da ya da Ege'de Marmara'da oturan bir çocuk ailesini özlemiş genç bir öğretmen onun için hasreti giderme zamanı biraz uzayabilir ama herkes yetişkin oldu sonuçta. Tabii tabii. Mesleğini icabını yapar. Öğretmenlik mesleği bütün bunları göğüsleyecek bir meslek. Durumda olabilir. Zaten özünde biraz sonra Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşacağız. Bir öğretmen. Neler yapıyor? Okuyor, üretiyor. Türkiye'nin evet. Her şehrinde babasının işinden dolayı gidiyor. Annesini gurbette kaybediyor ama sonuçta bir tampınar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o tatlı bir şey diyelim, nasıl diyelim, bir hayıflanma belki. Evet. O şekilde ifade edebiliriz. Evet, şimdi beyaz yakayı biliyoruz. Evet. Beyaz yaka, aslında beyaz yakaya doğru Türkiye'de bir son 20 yılda, 25 yılda bir teveccüh oldu. Çok yoğun. Yani üniversite beyaz yakalı dediğimiz okumuş ve okumanın yönetim pozisyonunda lisans eğitimi almış. Özellikle daha iyi anlayacak anlatma adına ifade ediyorum. İşte 4 yıllık bitirmiş, 5 yıllık bitirmiş. Lisede kalmamış ya da 2 yıllık meslek yüksekokulunda değil de işte edebiyat fakültesi, mühendislik fakültesi, tıp fakültesi bitirmiş. İnsanlara genellikle beyaz yakalılar diyoruz. Evet. Şimdi beyaz yakalıların işte avantajları, iş bulma olanakları, gayretleri falan filan derken bir kavram daha karşımıza çıktı. Beyaz yaka tembelliği. Evet. Şimdi hocam. İlginç bir başlık Fevzi hocam. Evet. Şimdi aslında beyaz yakaya rağbet çok fazla. Nasıl oldu? Ben yine yaş olarak belki hani kendi geçmişimden çok bahsedeyim. Çok da kötü hissetme değil, kendini tabii. Aramızda o kadar da. Yaş. Ben senden 3-5 yaş genç olabilirim. İşin güzel, şakası tabii. Şimdi niye beyaz yakaya rekabet oldu? Bizim anne babalarımız tarlada, dışarıda, işte kiminisi inşaatta, ağır ve zor işlerde çalıştılar. Üşüdüler, hasta oldular, bedenen yoruldular, fiziken çok yıprandılar. Ama beyaz yakalılar baktık, öğretmen sınıfın içerisinde sıcacık yerde ders işliyor. Avukat bir odanın içerisinde. Doktor farklı bir konumda. Yani beyaz yakalı yönetme, imza atma yetkisine sahip, proje çizenler, hazırlayanlar, biraz daha onlara göre eğitim olarak yüksekte olan insanlara gıptayla baktılar. Dediler ki ya biz eziliyoruz, perişan oluyoruz. Bak bu kadar sıkıntı çekiyoruz, para da kazanamıyoruz. Ne yapıp edelim de biz de çocuklarımızı bu perişanlıktan kurtaralım, mavi yakalıktan kurtulalım.
Beyaz yakalı olsunlar. Daha doğrusu yakasızlıktan kurtulsun. Onlar yakasızdı. Aynen. Bunlar da evet. Beyaz yakalı okusun. Yani bir memur olsun, düzenli bir geliri olsun, sigortası olsun. Biliyorsun hani sigortalı olmayanlara kız vermiyorlardı evet. Eskiden. Sigortası var mı deniyordu. Bu sigorta aşkı yani güvence altında olan bir çalışan olmanın hevesiyle anne babalarımız hepsi dediler ki bunları okusun, üniversite bitirsin dediler. Aslında Anadolu insanının başka çaresi de yoktu. Çünkü o zaman yoktu. Evet. Orta sınıf olmadığı için o dönemlerde hani bir burjuva yok, bir Türkiye'nin her yerinde ekonomi, üretim hakikaten yok. Çok az devlet eliyle yapılmış Sümerbank'tır, bilmem diğer fabrikalardır, şeker fabrikaları falan. Evet. Yani insanlar orayı direkt sınıf atlama olarak görmüş, zorunlu olarak. Evet. Yani ya bahçede, tarlada çalışacaksınız. Ya da işte hani devlete sırtını dayamak ya da okuyup adam olmak. Evet evet. Bu tür kavramlar güzel. Bizim doğru, dilimize doğru. De çok kalıplaşmış bir şekilde yerleşmiş. Evet evet. Yani burada şimdi bile aslında hani çok bilinçli bir şekilde çocuğunu okutup işinin başına geçirenler demiyorum. Evet. Yani orta kısım insanlar bile çocuğunun okuyup evet. Artık daha iyi okullarda okuyup daha iyi yerde sorumluluk alıp, daha iyi paralar kazanarak hala o beyaz yakalılığın üstüne çıkarmaya çalışıyor. Ama bahsettiğiniz o tembellik olayını da belki... Burayı açacağım, evet, buraya buyurun. Geleceğim şimdi. Yani niye beyaz yakalılara rağbet fazlalaştı? Şimdi rağbet fazlalaştı. Devlet de bunun önünü açmak için aslında üniversite sayısını çoğalttı. Üniversiteye girmek çok zordu hatırlarsan. Yani çok az insanlar, çok az %10'luk dilimde belki... %12-15'lik dilimdeki öğrenciler üniversiteye kazanabilir. Yani 200 bin civarında lisans evet. Kontenjanı varken şu anda 500 binin üzerinde veya daha fazla. Evet, şu anda fiili olarak da 7 milyon öğrencimiz varmış tabii. Üniversitede. Çok yüksek bir rakam. Bu beyaz yakalılara talebin çok olmasından dolayı ve üniversitenin çoğalması da ayrı bir mesele. Vatandaştan yoğun bir talep oldu. Ne oldu? İşte meslek liselere müdahaleler de burada sıkıntı oluşturdu. Meslek liselerin üniversite kat sayılarının önü kesilmesinden dolayı ne oldu? Düz liselere, Anadolu liselere yoğun bir talep oldu. Şimdi meslek liselerin önü kapandı. Anadolu liselesi, fen liselerine gidiş başladıktan sonra ne oldu? Burada herkes mesleğe bıraktı, benim çocuğum üniversite olacak. Ya biz diyoruz ki işte yani onu da diyemiyorsun velilere. Ya senin çocuğun okuma ihtimali yok. Yani biz böyle bir ışık göremiyoruz. Al bunu götür işte bir nitelikli bir ustanın yanına götür. Motor tamircisi olsun, elektrikçi olsun, sucu olsun, marangoz olsun. Bak bunlara ihtiyaç olacak, mobilyacı olsun. Yok hocam bir şansını denesin. Bak bunu ben çok duydum. Belki yüzlerce kere duydum. Hocam bir kere şansını denesin. Ne dedi şansı dediği nedir? Ortaokulu bitirdikten sonra lise. O çocuk yatağa yıkıla yana ne bileyim işte bir şekilde o lise bitti. Kurulda geçti, şökte geçti. Öğretmen okul dedi ki aman daha kalmasın son sınıfta başımıza sıkıntı olur geçirdiler. Ne oldu? Lise bittiğinde gerçekten ne bir eğitim aldı ne üniversiteye hazırlık dönemini tamamlayabildi ne de bir meslek sahibi oldu. Böylece üniversiteyi de üniversite kazanma yerine geldi. Bu insanlar sonra da üniversiteye şey olmaya başladılar. Yani lisede iyi bir eğitim almayan öğrenciler üniversiteyi kazanmaya başladılar. Çünkü çok fazla üniversite olduğu için üniversiteyi kazandılar. Üniversiteyi kazandıktan sonra da her bölüme de hemen hemen yani nasıl diyelim tıpa girmek biraz zorlaştı. Onun dışında iyi okulların hukuk fakültelerinden belli 3-5 tane okulun dışında işte öğretmenliklere girmek çok kolaylaştı. Mühendisliklere girmek çok kolaylaştı. Hukuk fakültelerine girmek çok kolaylaştı. Özel üniversitelere beraber gece eğitimiyle beraber artık isteyen istediği üniversite Kayseri'de giremiyorsa şöyle söyleyeyim. İstanbul'da giremiyorsa Ankara'da giremiyorsa Kayseri'de giremiyorsa Malatya yok Ağrı'da Urfa'da her neyse artık böyle insanlar bir şekilde üniversiteye gitme şansı buldu. Mezun oldular. Peki ne oldu sonucunda? Bu insanlar geldi. Ben dedi artık üniversite mezunuyum. Ben artık avukat oldum. Ben artık mimar oldum. Ben artık mühendisim. Hadi bakalım bana iş verin. Peki sana vereceğimiz iş şu kadar ücretle, asgari ücretle. Belki asgari ücretin altı. Hayır canım nasıl olur? Ben asgari ücretle çalışabilecek nitelikte bir insan mıyım? Onun için mi okudum?
Ben onun için mi okudum? Ya bu nasıl bir ülke, nasıl bir memleket? İşte Avrupa'da bakın öğretmen ne kadar maaş alıyor, doktor ne kadar maaş alıyor, mühendis ne kadar maaş alıyor. Ben elit bir insanım, entelektüel bir insanım, kültürlü bir insan. Peki arz talep ilişkisi ne oldu burada? Denge bozuldu. Şimdi eskiden diyelim Kayseri'ye 500 avukat ihtiyacı varken şimdi olmuş 5000 avukat. Herkes büro açtığında müşteri ya da davacı, şikayetçi insan geliyor mu? Gelmiyor. Mühendis, bir sürü inşaat mühendisi açmış, proje çizmek için gelenler var mı? Çok fazla insanlar var. Ve ne yapıyor? Talep yok. İnşaat firmalarından talep olmayınca da bu insanlar bir şok içerisine girdi. Bu bir patinaj şu anda. Ciddi bir patinaj yapıyoruz eğitim içerisinde. Aşırı bir üniversiteleşme var. Üniversitelerde yoğunlaşma var. Ve bu yoğunlaşmanın sonucunda birikme var, iş bulamama var. Acaba planlayanlar, özür dileyerek farklı bir boyut getirmek istiyorum. Planlayanlar bu kadar mezunun olacağını, bu insanların kendi okudukları alanlarda iş bulamayacaklarını, zorlanacaklarını ve bunun da uzun vadede bir probleme dönüşeceğini düşünmediler mi veya şöyle mi baktılar? Türkiye'nin biz eğitim seviyesini yükseltelim. Evet. Yani bu insanlar üniversiteyi okusunlar. Ama herkes okuduğu alanda iş bulamayabilir. Neticede toplumun büyük bir kesimi üniversite mezunu olacak. Yani otobüs şoförümüz üniversite mezunu olsun. Kabul etseler güzel. Mezunu olsun. İşte belki inşaatta çalışan arkadaşımız işte 2 yıllık üniversite mezunu olsun. Eskiden neydi? İlkokuldan sonra hemen işte ameleliğe, işçiliğe hemen insanları yönlendirip oradan gidilirdi. Evet. Şimdi sanki bir hedefle mevcut durum tenakuzu var, çatışması var. Şimdi Hacı Hocam, burada siyasetin biraz suç olarak görüyorum. Şimdi seni o konuda bir bakan yaptık. Sen böyle planladın, bir yıl ekil geçmeden görevden ayrıldın. Sen uzun vadeli planlar yapma şansın kalmıyor. Ama bakana göre değil de. Yani bakan da ülke yönetiminde de hani yöneticiler o manada 20 yılını düşünerek bir proje çizip de arkasından her gelen o 20 yıllık projeyi tamamlama ihtimali var. Ben zayıf görüyorum. Her gelen kendi yenilikleriyle beraber devam ettiği için burada uzun vadeli bir görüş oluştuğunu düşünmüyorum. O yüzden bir sekteye uğradı. Şimdi sorun hani çok amine bir tabirle yumurta ağzına geldi ya, şimdi sıkıntı başladı. Yani ciddi anlamda bütün çocuklarımız üniversite mezunu, gençlerimiz ve iş aramaya başladılar. Nitelikli iş arıyorlar. Kariyerlerine uygun, rakamlar uygun, maaşlar uygun. Emeğinin karşılığı işler arıyorlar ama işveren de böyle bir insana ihtiyacı yok. Öyle olunca da büyük bir çatışma doğuyor ve bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmenin yolu da hani meslek lisesi meselesi, memleket meselesi diye yani bir... Yani beyaz gömleği, mavi bir dengeyi, yakayı... Dengeyi ayarlamamız mavi lazım. Mavi yakaya doğru kaydırmak. Kesinlikle yani o dengenin ayarlanması lazım. Şimdi şurada bir televizyon yeri var, yani ne diyelim, stüdyosu var. Buraya... Kaç tane kameraman lazım? 2 tane kameraman lazım. Ama 100 tane dışarıda bekleyen bir kameraman varsa onun iş bulma şansı yok. Bunun dengesini sağlamamız lazım. Yani ya burada işverenin iş verme imkanını arttırmamız lazım. Yani ne istihdamı arttırıcı çalışmaların yapılması lazım. İstihdamı arttırıcı çalışma olmazsa... Ama bazı alanlarda da bunu yapmak çok zor. Evet. Fevzi Hocam. Tıkanan mesela Kayseri'de var. İletişim Fakültesi var. Radyo, televizyon var, işte sinema var, birkaç bölüm var. Kayseri'deki yerel televizyonlarda çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımızın, basın emekçilerinin toplam sayısı belki 100'ü geçmez. Evet. Ama her sene 100-150 mezun veriyor. Evet. Çocuklar, gençler staj yapacak yer bulamıyorlar. Evet. Şimdi o zaman burada şöyle bir şeye mi gitmek lazım? Yani her sene Kayseri'den 150 tane televizyoncu mezun ettiğiniz zaman basıncı, yani hani her yere bakkal açalım gibi istihdam alanları oluşturabilirsiniz ama her yere televizyon açılmaz. Tabii. İhtiyacı yani bazı alanların ihtiyacı sınırlı. Aslında kapanıyor Hacı Hocam, sözünü kestim şimdi. Aslında mesela kaç ihtiyacımız var? İşte 30 ihtiyacımız var. Hadi biz 50 mezun verelim. Evet. Bu aslında bizim kendi Edebiyat Fakültesi bölümümüzde de var. Türk Dili ve Edebiyatı'nın geçen yazımda ifade ettim. Öğretmenler de şu anda atama bekliyor. Çok fazla rakam. Atama rakamının kontenjanının açıklanmasını bekliyor. Hmm. Yani şöyle düşünün. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği var. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var.
Bir de açık öğretimde Türk dili ve edebiyatı var. Allah Allah. Üç tane fakülte var neredeyse. 20 binin civarında eleman mezun, yetiştiriyor. Tabii oradan. 20 bin civarında yıllık mezun olduğundan bahsediliyor. Ama her sene atama 1000 civarı. Evet. Şimdi siz burada yetişen insanın her yıl 20 bin, 20 bin, 20 bin bir de açık öğretimi var. Bir de ikinci öğretimi var. Bir aslında aldığın burada, sayı az. Tabii sayı tabii az. Yani hadi binini şey karşıladı kamu, binini de özel sektördeki. İyi de bu çocuklar yıllarca KPSS'nin peşinde bir yere de giremiyorlar. Evet. İşte orada o kavram, o belki bize biraz ürkütücü tembellik kavramı, umutsuzluk kavramı. Evet. Artık bu olmuyor kavramı. Bu sefer sinire ve tepkiye dönüşüyor. Aileyle uyuşmazlık yaş yaşıyor. İlerliyor. Yaş ilerliyor. Yetişkin olmuş, paraya ihtiyaç var. Kalıyor. Bu sefer diyor ki ya ben bana iş vermeyecekseniz niye açtınız kardeşim? Yani niye okuttunuz? Suçu dışarıda arıyor tabii. Hani böyle olunca ister istemez yurt dışına doğru bir ya ben gideceğim artık çünkü hala 30 yaşında. Ülkede hayır yok ben gidiyorum. 30 yaşında babamdan harçlık isteyecek halim yok. Hatta yani çok üzülüyorum işte eğitim fakültesini bitirmiş atanamıyor. Ya işte şu markette çalışsam şurada çalışmaktan daha fazla olup kasiyer olarak falan. Şimdi bunun artık planlanması lazım. Evet. Yani ihtiyaç yoksa insanların tamam herkesin üniversite mezunu olması çok güzel. Ama biz şunu içselleştiremedik. Ben üniversite mezunuyum. Fakat bir iki zorlamadan sonra olmuyorsa buradaki eğitim niteliğimi, öğrendiğimi, deneyimimi farklı alanlarda kullanayım. Oralardan hayata bir katma değer sağlayayım. Kendi hayatımı kurayım düşüncesi hala bizde yok oluşmadı. Evet, Hacı Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi hani telefonlarımızda navigasyon var. Belki önceki televizyon programında da söyledim mi? Şimdi navigasyon ne yapıyor? Bir hedef belirliyor. İlerlerken diyor ki hedef bulunamadı. Hedef bulunamadı. Yeni bir hedef belirleyin. O hedefe doğru gidiyor. Oraya gittikten sonra da bir çıkmaz yola varıyor. Yeni bir hedef belirleyin diyor. Şimdi İnsanlar da aslında bu olumlu davranışı kendisine yakıştırması lazım, onu başarabilmesi lazım. Hayatımızın her alanında önümüze kapalı yollar, çıkmaz yollar çıkabilir. Burada suçlu aramaya gerek yok. Suçlu çok fazla etmen sayabiliriz. En başta kendimizi saymam. Ben o bölümü niye seçtim? Ben göz göre göre, hani bile bile niye Lades dedim? Çünkü şimdi bakıyorsun eskiden tarih öğretmenliği mezunu, coğrafya mezunu çok üst düzey felsefe öğretmenliği falan üst düzey öğretmenliklerdi. Hemen iş bulurdu. Şimdi bakıyorsun Türkçe öğretmenliği mesela yerlerde sürünür puanlara gelmiş. Şimdi sen bunu bile bile hani işte üniversite olayım, o üniversiteye gideyim, ailemde paramı alayım, o 4 yılda öyle bir keyifli bir zaman geçireyim, o gençlik enerjisini orada geçireyim gibi bir zaman içerisinde o çocuk düşünürse orada hata kendisinin olur. Öyle anne babalar var ki inşaatta çalışıp yemeyip içmeyip başka şehirde çocuğunun kirasını, ücretini, yemek parasını, yurt ücretini yatırarak geçiren insanlar var. Şimdi bir insan kendisini tanımalı. Ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Yapamayacağını bile bile sen oraya gidersen şimdi ben diyelim ki senede 3000 tane Türkçe öğretmenin alan yerde 30 bin tane bekleyen Türkçe öğretmeni var. Ben de hala 31 bininci olmak için üniversiteye girip 4 yıl bekleyip mezun olduktan sonra KPSS sınavına girmek için mücadeleye gireceksem hatayı kendimden aramam lazım. Yalnız orada benim şöyle bir şer düşünüyorum söz konusu. Birinci sebep de bu. Gençlerimiz sizin söylediğiniz bu bilgilere genellikle sahip değiller. Evet, burada kabahat bizde. Yani hakikaten bu bölüm kaç mezun veriyor, ne kadar kontenjanı var. Sadece yazacağı üniversitenin 40-50 kontenjanına bakıyor. İşte ilk öğretim matematiği yazıyor. İşte toplam kaç... Bir de baskı da var aileden. Kazan. Neyi kazandın? Türkçe öğretmenine kazan. Tamam. Ve şeyi de bilmiyor. Kaç kişi alıyor sürekli. O dönemde onu düşünmüyor, düşünemiyor. Evet. Hani yaş itibariyle de aslında sorumluluğu tamamen gençlere yüklemek yerine... Yok, birinci sebep dedim. Yani önce kendine bul. Sonra eyvallah. İkinci tabii. Yönetime bul. Yani üniversite kontenjanını bu kadar arttırana... Sonra öğretmen alımları niye bu kadar az? Ona sorgulayalım. İkinci, üçüncü sırada o var ama... Hani ilk önce en kolay yer kendin karar vermezsen, doğru karar verirsin orada biter sorun. Ama yön levhalarını genellikle karar vericiler... Çocuklar koymuyor, yani, onlar daha küçük, tabii, doğru, tabii. Onlar yön daha levhalarını. Küçük. Şimdi mesela yine bugün Sayın Bakanlıktan bir açıklama.
proje okulları ile alakalı. Evet. İşte bir proje okulları, bir proje okulu olunca sürekli proje okulu kalmayacak. Hmm. Sahip olduğu özelliklerde bir gerileme varsa onu normale dönüştürme güzel, gibi bir durum. Ne güzel, performansa dayalı. Tabii tabii. Bir de işte öğretmen atamaları ve idareci atamalarının bir sıralama dahilinde bir kıstasa göre yönetmelik bugün yarın çıkar şeklinde bir beklenti de var. Evet, Bülent Çiftçi bugün toplantıda ben de vardım. Personel evet, Genel Müdürü hoş bir sohbet yaptı kendisi. Çok da ilk defa karşılaştık. Mesela burada eleştireceksem Ziya Selçuk'u eleştiririm Sayın Bakanımızı. Özellikle şeyde Kayseri Üniversitesi'nde bir bütün o müdürleri topladı. Baştan sona kendisi konuştu. Öğretmen müdürlere bir tane soru sormadı. Benden bir talebiniz var mı diye soru sormadı. Ve gitmişti. Ben de arkadaşlara demiştim ya, bakanımız şehre geldi, bir tane soru almaz mı? Dedim ve eleştirdim orada. Ama bugün genel müdürlerimiz geldi. Hem personel genel müdürü hem de hukuk işleri genel müdürü oturdu ve hemen ne istiyorsunuz bizden dedi. Beklentiniz ne? Ne talebiniz var dedi. Ben de bir soru sordum. Öğretmene şiddet konusunda, öğretmene şiddetin önlenmesi konusunda. Bu da olumlu bir davranış olarak geldi bana. Tabii. İsterseniz beyaz yaka evet, olayını tamamlayıp asıl ihtiyacımız olan mavi yakanın cazibesi. Artık insanlar, dün duydum, bir vinç operatörünün 150 bin lira maaşla çalıştığını, işte bir kalıpçının 100 bin lira maaşla çalıştığını, ama aynı zamanda bir bakıyorsunuz bir hukuk fakültesi mezununun ilk, ikinci, üçüncü, beşinci yıllarında asgari ücretle başka bir meslektaşının yanında bir ofiste çalışmaya başladığını da görüyoruz. Yani evet, burada hani her ne kadar bizim onu da anlamıyorum. Yani çocuğumuz bir ön lisans programına yerleştiği zaman onu başarısız görme gibi bir algı var. Hatta çok hatırlarsanız yanlış. İşte bizim çocuk kazandı. Ya 4 yıllık mı 2 yıllık mı diye soruyoruz. Bölümünü bile sormuyoruz. 4 yıllık mı 2 yıllık mı? 4 yıllık olunca iyi olmuş oluyor. 2 yıllık olunca başarısız, daha az başarılı olmuş oluyor. Aslında mavi yaka olayının hakikaten bu ara eleman dediğimiz arkadaşlarımızın şu anda çağı diyelim. Kesinlikle. İnsanlar, neden oldu? İşte hani sözünü yarım kestim. O beyaz gömleklere talep, bizim anne babaların o perişanlığı. Dan sonra o doyuma ulaştıktan sonra ihmal edilmişti mavi gömlekliler. Tabii. Çok fazla beyaz gömleklerde artış olduğu için şu anda ne oldu? Şimdi hani rağbet zengin ile güzel ederken türkümüzde, şimdi rağbet mavi gömleklikler oldu. Yani meslek sahibi olan insanlara müthiş derece rağbet başladı. Değil mi? Bunun bunun işte bahsettiğin o 150 bin liralık rakam o insanların azlığından kaynaklanıyor. Az sayıda o meslekte tabii çalış. Tabii her şeyde arz talep dengesi var yani. Evet evet. Yani ve bu boşluğu da ülkemizde bulunan göçmenler dolduruyor. Çünkü bizim insanlarımız, bizim memleketin insanları o işleri beğenmez hale geldiler. Gidip ne berber yanında çıraklık yapıyorlar, ne bir sanayide motor ustasının yanında çıraklık yapıyorlar. Yani onlar artık biraz daha zengin ve elit kesime doğru yaklaşmış oldular kendilerince. Ama bu boşluğu da göçmenler, göçmen vatandaşı, vatandaş demeyelim de göçmenler, yani geçici süreli kalan insanlar bunu doldurmaya başladı. Özellikle hizmet sektöründe, garsonlukta, çıraklığın tamamında neredeyse tabii. Organize sanayide, işçilik bölümlerinde bu insanlar doldurmaya başladı. Çünkü orada neden? Çok fazla talep var ve işin kötü tarafı da bizim insanımız o tarafa kanalize hala edemiyoruz. Sorun yani, bağırıyor, çığlık atıyor. Algılamada problem var. Onu evet, dönüştürmemiz daha lazım. Hala inanmıyor o kısma. Tabii, hala tabii, inanmıyor. Tabii. Diyor ki yani benim çocuğum illa okusun. İlla okusun. İşte okuyunca orada bir sonunda beklediği son iyi değil ki. Bir boşluk, bir çaresizlik bekliyor orada. O çaresizliği aşmanın yolu para kazanabileceği bir iş, severek yapabileceği işi bulmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Ben buradan teşekkür. Şöyle bir geçiş yapabiliriz. Tabii hani ki. Biz tembellik dedik ya. Evet. Aslında toplumun önündeki hangi alanda olursa olsun bayrak olmuş, bayraklaşmış kişiler, karakterler var. Bunların hayat hikayelerine baktığımız zaman evet, aslında hem sıkıntılarla mücadele, hem çok çalışma, hem fedakarlık yapma gibi hasletlerin olduğunu görüyoruz. Gerçek beyaz yakalı aslında. Tabii. Yani Ahmet hakkını veremiyor beyaz yakalı. Tanpınar bugün bizim işleyeceğimiz konu. Belki çok bilinmiş olmayabilir. Hani bir Aşık Veysel gibi
halkın dilinde pelensenk olmuş türküleri falan yok ama şöhreti çok yüksek gibi gözükmese de entelektüel çevrede kıymeti bilinen bir yazar ve şair. Aslında edebiyat çevresinde, entelektüel çevrede şöhreti zirvede. Evet. Yani izleyicilerimiz açısından böyle bir açıklama yapabiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Doğu'yu okumuş, Doğu'yu yaşamış. Annesiyle birlikte şöyle gittiği yerlere bakıyorum. İşte Sinop, Siirt, onun dışında yine memleketin birçok yerlerini Kerkük, gezmiş. Evet. Tabii Kerkük, Ergani. Ergani. Buraların tamamında babasının işinden dolayı evet. Anadolu'yu görmüş. Bir kere eksiğimiz şu galiba Fevzi Hocam. Biz sadece artık Anadolu'yu ya da güzellikleri kağıt üzerinden ya da resimlerden, videolardan görüyoruz. Yani ben hep şey derim. Anadolu notlarını okuyarak bir belgesel güzelliğinde 1920'li 30'lu yıllardaki Anadolu köyünü yaşayabiliriz. Ah. Yazarı kim? Reşat Nuri Güntekin. Niye gidiyor? Kendisi bir müfettiş. Köy köy, kasaba kasaba, köy okullarını geziyor ve Anadolu'nun güzelliklerini yani, anlatıyor. Kendisi müfettişmiş, marif müfettişi. Tabii. İlk defa diyorum. Yani o dönemde hikayelerinde de var. Hani yük kamyonlarıyla falan gidiyor. Kağan'ı arabalarıyla köyden köye geçiyor. Orada bazen köylülerde misafir kalmak durumunda kalıyor. Günümüzdeki gibi altın arabayı verip hadi git gel olayı yok. Evet. Yine Tanpınar'a baktığımız zaman aslında Anadolu kültürü, Doğu münevverliğini görüyoruz. Hem Osmanlı çocuğu, Osmanlı doğmuş, gençliğine kadar Osmanlı, daha sonra Cumhuriyet'te yetişmiş bir insan. Ve yetiştiği ortama bakıyoruz, hocalarına bakıyoruz, okuduğu okullara bakıyoruz. Tam anlamıyla sahada tozunu yutarak kendini yetiştirmiş bir şairden bahsediyoruz üstadım. Mesela şöyle baktığımız zaman işte Yahya Kemal hocası. Baytar Mektebi'ne gidiyor. Evet. İlginç. Şimdi evet. Halkalı Baytar Mektebi'ne gidiyor ama hani bu iş bana değil diyerek hemen ne yapıyor? Belki biraz önce söylediğimiz noktaya geldik. Evet. Hani olmuyorsa karar değiştirmekten de çok korkmamak lazım. Rahat değiştirebiliyorlar. Hemen başka bir alana felsefe okumak gidiyor. İstemiş. Sonra çok sevdiği hocası Yahya Kemal Beyatlı edebiyat dersleri verdiğini görüyoruz Servet'i şeyde üniversitede. Ondan sonra gidip onun talebesi oluyor. Ve oradan eğitim almaya devam ediyor. Ve ben şuna şaşırıyorum Hacı Hocam. Yani o zamanın insanları gerçekten öğrenerek yetişiyorlar. Yani bir bilgiyi edebiyatçıysa edebiyat öğrenerek yetişiyor. Yalandan bir şeylere gitmiyor. Bir şiir ezberleyerek edebiyatçı olmuyorlar. Yani böyle fışkırıyor edebiyat kendisi içerisinde. Ekol oluşturuyor bu insanlar. Biz kimi konuşmuştuk daha önce? Arif Nihat Asya'yı konuşmuştuk. Evet. Adana milletvekiliydi ve Ahmet Hamdi Tanpınar da milletvekili olmuş. Yani bu nasıl bir beceridir, yetenektir ki her edebiyat öğretmeni sonunda milletvekilliğine kadar yükselebiliyor. Ve burada şeye bakıyorum, işte hocaları kim? Darülfünun İstanbul Üniversitesi. Evet. Yahya Kemal. Evet. Mehmet Fuat Köprülü'den dersler alıyor. Cenap Şahabettin, işte Ömer Ferit Kam, Babanzade Ahmet Naim gibi önemli isimlerden ders alıyor. Evet, evet. Hani burada belki öğretmenlerin de hakikaten çok nitelikli olması gerekir. Hepsi birer şöhret. Hepsi birer şöhret ve dokunduğu insanda bir nüve ortaya çıkabiliyor. Şimdi biz burada bir İskender Pala geliyor bir seminerini ya da bir konuşmasını dinlediğimiz zaman mest oluyoruz. Değil mi? Yani her insanın konuşmasından tad alamıyoruz. İstediği kadar hoca olsun ama bazılarında büyük zevkler alıyoruz. Bu insan da hakikaten bilgiyi kaynağından beslenerek almış. Orijinalinden almış ve faydasını da görmüş. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek'le sohbetleri oluyor o insanın. Düşünün yani tartıştığı insan Necip Fazıl Kısakürek. Onunla fikir teatisinde bulunuyor. Böyle yetişiyor bu insan. İşte Erzurum'da göreve öğretmen olarak başlıyor. Evet. Çok farklı yerlerde öğretmenlik yapıyor. Bu da müfettişlik yapmış. Tabii müfettişlik yapıyor. Mesela Musiki Muallim Mektebi'nin diskoteğinde yer alan plaklar ve okulda görevli Alman hocalar vesilesiyle çok ilginç klasik batı müziğiyle tanışıyor. Şimdi bakın Allah Allah. Doğuyu aldı, doğuyu yaşadı, evet. Gezdi sindirdi, her tarafta, sindirdi, kimliğine, gördü. Kişiliğine oturdu. Hocalardan sağlam bir şekilde kültürünü, kişiliğini, karakterini sağlamlaştırdı ve batıya yöneldi. Evet. Şunu biz kabul edelim etmeyelim Fevzi Hocam. Hani evet.
ideolojik anlamda Batı'ya karşı çıkabiliriz. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ideolojisini bilmiyorum. Yani nereye oturtamıyorum ben. Şu anlamda öyle bir şey yok. Ahmet Hamdi Tanpınar aslında hani böyle siyasal anlamda bir yere koyacağımız bir karakter değil. Yahya evet. Kemal de öyle değil. Evet evet. Mesela Yahya Kemal İstanbul aşığı ama aynı zamanda işte Albert Sorel'den dersler almış. Fransa'da 6-7 sene kalmış. Bütün bizim sembolist yazarlar dediğimiz Baudelaire'den, Verlaine'den, Valéry'den dersler almış. Onların tartışmalarına katılmış bir insan. Ne güzel. Ve siyasi tarafında hiçbir zaman öne çıkarmamış. Hiç kimse bilmiyor. Edebiyatçılığı ön planda durmuş. Tabii. Şimdi buradan şunu ifade etmek istiyorum. Aslında biz tamam Doğu medeniyetin beşiği eyvallah. Ama bir noktadan sonra bir yerinde sayma ortaya çıkmış ve bunu biz ilmin bilimin öncülüğünde irfanın öncülüğünde bir türlü tekamüle ulaştıramadık. Son 200 yıl açısından konuşuyoruz. Yani Batı Doğu'yu tam alıp Batı'nın terbiyesinden sanatsal anlamda diyorum, ilim anlamında diyorum. Geçen insanların aslında karakterinin daha üst seviyeye çıktığını, sanatının daha değerli olduğunu görebiliyoruz. Evet. Yahya Kemal'de de aynı şey var. Yani evet. Yahya Kemal'i köksüzlükle suçluyorlar. Yani ne harabisin ne harabatisin kökün mazide olsun gibi bir şey yapıyorlar. Orada diyor ki ne harabiyim ne harabati kökü mazide olan atiyim. Evet bravo. Şimdi İstanbul'u seviyor. Ne geçmişimi inkar ediyorum seviyor. Dedi. Evet. Divan şiirini seviyor. Divan kültürünü seviyor ama 7 senede Fransa'da kalmış. Batı'nın sanatsal zevklerini içselleştirmiş. Oradaki ilim insanlarıyla, sanat insanlarıyla sohbetler etmiş, ortamlarda bulunmuş. Ve buraya gelince çok sağlam bir şekilde kalmış. Evet. Oraya gidip savrulanlar da var. Tabii ki. Yani oraya gittiği halde... Savrulsa zaten eserlerine yansır bu. Tabii. Çok yansır. Yani. Beni çok ilginç çekti. Yine üstadım Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki dersleri sırasında Batı plastik sanatlarına karşı... Ahmet Haşim ölünce onun kürsüne geçiyor. Ve Ahmet Haşim bu kürsüyü neydi? Sanayi Nefise. Evet, Güzel Sanayi Sanatlar. Sanayi Nefise. Güzel Sanatlar Akademisi boşalınca hemen estetik ve mitoloji dersleri vermeye başlıyor. Adamdaki bilgi deryalığına bakın siz. Değil mi? Tabii. Yani her alanda neredeyse birçok bilgiye sahip. Şimdi Hacı Hocam ben geçen hafta diyeyim hatta bu hafta içerisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının radyo tiyatrosunu dinledim. Yürüyüşler yapıyorum ben akşam evet. Yürüyüşleri. Yalnız yürüdüğüm zaman o radyo tiyatroları, sesli kitapları açıyorum ve dinliyorum. Bir önerebilir miyiz? İzleyicilerimiz nereden ulaşacak? Yani YouTube'da, hangi platformlarda var? YouTube'da paralı şeylerde de vardır ama işte ona önce YouTube'da bedava olan kitapları bitirirlerse zaten bir 10 yılını alır o insanın kitap meraklılar içerisinde. Özellikle yalnızken, yürürken, spor yaparken, o kulaklığını aldığın o sesli kitaplarla, şimdi kitap okurken bazen insanın ilgisi dağılabiliyor, gözü çatallaşabiliyor, yorgunluk oluşabiliyor ama kulaktan dinlediğin zaman okuyucu vurguyu çok daha güzel yapıyor ve daha zevkle kitabın tamamını okumuş oluyorsun. Buna da okuma tembelliği diyelim mi? Yani ben okumayı da seviyorum ama o yürüyerek okuma şansın tabii, yok. Araba sürerken yok, ben yalnız bir 3 saatlik bir yolculuk yapacağım. Ben kitap okuma şansım yok ki. Ne yapacağım ben o zaman? Ya YouTube'da güzel bir TEDx konuşması açabilirim. Güzel bir konferans vermiş bir hocanın konuşması dinleyebilirim. Ya da okumadığım bir hikaye kitabını orada dinleyebilirim. Tabii. O zaman öyle Alev Alatlı da öyle diyor. Yani ben bu zamanı değerlendirirken bunu yaptığım anda daha güzel bir şey yapabilir miyim? Hangisi daha kıymetli? Şimdi ben araba dinlerken çok da müzik dinledik. Saatlerce müzik dinle. Halk müziğinden sıkıl. Ne bileyim sanat müziğine, sanat müziğinden sıkıl pop müziğine, oradan çık haberler aç. Bu insan beyninde yorucu oluyor ama onun yerine bu şekilde çok güzel, daha yani faydalı olur ama ben de şu yaşımda ben söyleyeyim ben bu sene karşılaştım. Bugün yarın da benim doğum günüm onu söyleyeyim, onu şu sebeple söyleyeceğim. Doğum günümü 40. yaşımın 13. yılında kutlayacağım. O sebeple bu doğum günü hediyesi olarak da bizi izleyen kitap severler, ben yeni tanıştım bu kitapla. Çok kere bu kitabın Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğunu duydum, gördüm, okudum. Ama kitabın kendisiyle karşılaşıp okumamıştım. Ama şöyle söyleyeyim, elini aldığı an bitirecek. Radyoda kulağını YouTube'da taktığı an müthiş bir sürükleyici, çok zeka
ürünü bir kitap. Yani böyle bir beyin tokuşması var. Enstitüsü. Evet. Bence eğer öğrencilerine okutmak istiyorsan birinci sırada okutacağın kitap diyorum. Huzuru Hacı tavsiye hocam. Ediyorum, onu da bitiremiyorlar. Huzuru okudum ben. Huzur beni liseli yıllarda okudum. Şöyle hatırlıyorum, yani birinci bölümde bir farklı bir karaktere geçti. Bitirmeden o ikinci bir karaktere huzur geçti. Huzur şöyle, üstadım, huzur hakikaten bizim Türk Edebiyatımızın zirve eserlerinden, şaheserlerinden bir tanesi. Evet. Orada işte modernizmin etkisi söz konusu. Edebiyatta modernizm şimdi biraz daha... Şimdi bu yaşta bir daha okuyayım hocam. Tabii tabii, kesinlikle. Orada karakterler üzerinden gidiyor. Bölümün biri Nuran, biri Mümtaz gibi karakter üzerinden gidiyor. Ama çok uzun medeniyet tartışmaları yaşıyor, görüşler ortaya koyuyor. İşte sanayinin İstanbul'un dışına çıkartılması, Anadolu'ya yayılmasıyla alakalı. Romandan ziyade bir fikir kitabı aslında. Aynı değil zamanda. Mi? Tabii tabii. Hmm. Felsefe var. Hmm. İçerisinde aşk üçgeni ve çatışması olmazsa var. Olmaz. Bir intihar var. İntihar olayı var. Bir konakta falan geçiyor. Ben tabii, hatırlıyorum tabii. Böyle bir ama liseli yıllarında yani, okudum. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru, Beşşehir'i. Beşşehir de önemli. Bir deneme kitabı. Evet. Biz bunu Gezi olarak çoğu öğrencilerimiz falan algılar ama hangi şehirler, hemen bakıyorum. Bursa şöyle. Var benim bildiğim. İşte Bursa var, Ankara var, Konya var, Erzurum var, İstanbul var. Yani buradaki şehirleri anlatıyor. Görmeden de anlatamaz deneme değil mi? Deneme formatıyla tabii. Yani burada da yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın... İnternete bakmış, araştırmış mıdır oradan fotoğraf indirip? Yaşamıştır ve işin şey tarafı, doğusuyla batısıyla hepsini bilip şehirleri yorumlayabiliyor. Hmm. Yani içerisinde bir gezi yazısı değil, işte indiniz Cumhuriyet Meydanı'nda kale var, kalenin içinde bir, işte şu var, üç değil. 3 metre şu bir... Mesele o değil. Yani burada özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın siz saatleri ayarlama enstitüsünü... Ben onu %100 ben şu anda beni izleyen liseli öğrencilere ödev veriyorum. Ya aldığınızdan bırakamayacaksınız kesinlikle. Yani komedi, bilgi, kültür, tartışma, böyle ne bileyim, yok yok içerisinde. Maalesef yok yok yani. İnanılmaz bir kitap. Ben çok kitap okudum. Bunda aldığım lezzeti görmedim yani. Tabii sahnenin dışındakileri var. Mahur bestesi var. Evet. Osmanlı'nın son dönemiyle alakalı. Bir şiirini oku istersen Aziz'im. Bir tane de yarım kalan romanı varmış Ay'daki Kadın. Onu sonradan şey yapmışlar. Tamamlamaya falan çalışmışlar ama bazen de böyle oluyor şairlerin. Evet. Sen bir şiirini oku. Mesela bir de ben benim, dörtlüğünü okuyayım. Benim işte... Bir de Ahmet Hamdi Tanpınar'da üstadım, zaman, ruh önemli, zaman kavramı. Yani onun şiirlerinin hemen hemen hepsinde zaman kavramını bulabilirsiniz. Bir Bursa'da zaman, bir de annesine yazdığı şiir çok hoşuma gitti. Hani Akif şeyin var, Mehmet Necip Fazıl'ın annesine yazdığı şiirler var. Evet. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş abasız pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Evet, alkışlanacak bir şiir. Yani yani her efendim, kelimesi birbirinden harika. Mezar bir, taşına da sanki onu mu yazdırmış? İlk evet, evet. Yazdırmış? Mezar taşında da ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Ya insanımız anlatmıyor yazılmış. Mu? Biz de öyle değil miyiz? İçinde miyiz, dışında mıyız, yaşıyor muyuz, hayal miyiz, gerçek miyiz? Bazen insan şüphe içerisinde evet, düşmüyor değil bir mi? Bir şiir de sizden alabiliriz. Yağmur diye bir şiiri var. Ben ilk defa okuyacağım. İlk defa okudu. Hatta şimdi ilk defa okuyacağım. O baktım. Uyu gözlerinde renksiz bir perde. Bir parça uzaklaş kederlerinden. Bir ruh gülümsüyor gibi derinden. Mehtabın ördüğü saatler nerede? Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin. Yağmur ince ince toprağa sinsin. Bir başka alemden gelmiş gibisin. Dalmış gözlerinle pencerelerde. Bu evet, kadar. Çok güzel. Evet. Yani ruh şad olsun. Tabii bizim...
hani dünya edebiyatındaki sanatçılarla yarışacak bir edebiyatçımız. Emin ol yani Oscar alır şimdi. Alır. Ben Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bir Hollywood dizisi çekmiş olsa diyeceğim ama şu anda bizim onun da reklamını yapmaktan çekinmiyorum. TRT'nin tabii internet kanalında şimdi yeni başladım. Rumi için Mevlana'yı anlatan tabii kanalında ilk birinci bölümünü izledim. Birinci sezonun ikinci bölüme başladım. Edebiyat, sanat, görsellik, çekim harikalığı. Aslında kaybettiğimiz yok, bu Fevzi Hocam. Yani, evet. Yani o ruhu, o maneviyatı, o irfanı, ilmi, sözün güzelliğini, kalbe dokunan nameleri, biraz kaybettiğimiz noktalar onlar. Hayatı hızlandırarak, ritmini bozarak yani yaptığımız şarkılar, yani anlamını bilemiyorsun. O rap şarkılar var ya, bıdı bıdı bıdı, ne o şarkının ismi? Söylüyor. Yani ne diyor bu, bir şey demiyor ki, anlatmıyor. En sonunda bir fark var çıkıyor ağzından. Tamam da farkları anladık da diğerleri ne Allah ama aşkına. Ama gençler çok seviyor. Yani bıdı bıdı, ya o biraz ya işte anlam veremiyorum. Bu kadar hızlı hareketlendirmek hayatı evet. Perişan ediyor insanları. Fevzi Hocam bir de süremizin sonuna geldik ama güler yüz dedik. Güler yüzle alakalı şöyle birkaç cümle konuşsanız. Evet. Gençler de güler bizi yüz. Bekliyor. Süremiz doluyor sanırım. Evet. Ne kadar vaktimiz. Şöyle birkaç cümleyle alalım, tamamlayacağız. Şimdi tabii benim ilk aklıma gelen Peygamberimizin gülümsemek sadakadır. Yani bir iyilik yapmak insanlara. Ben gülümsemeyi çok önemsiyorum Hacı Hocam. Hayatımızın içerisinde aslında bütün zorluklar açan, gönül kapıları açan bir ne bileyim eylem diyelim, bir fiil sonuçta. Ben en çok mesela birisinin çocuklarda bu çok olur. Anne baba bunu çok olur. Kaşını çatar, bir şey yapacak, izin isteyecek. Bekler çocuk, baba bakar gözüne. Bir sert bir duruş vardır. Çocuk bakar sonra hafif bir gülümseme gelir. Tamam, onay çıkmıştır artık. O gülümseme o yolu açar. Evet. Şimdi ben hayatımda şu örneği vermek istiyorum. Bir gün hastaneye gittim. Pazartesi günüydü. Sıraya girdim. Birinci sırada benim herhalde. Görevliden bir şey alacağım, müracaat edeyim. Belki muayene için sıraya alacağım. Ya adamın yüzü sirke saçıyor. Tövbe bismillah. Dedim ki arkadaş ya pazartesi günün ilk günü, yorgun değilsin, dinlenmişsin, gelmişsin. Yani pazartesi hani 10. kişi olsa, 50. kişi olsa, bir yorgunluk olsa da desen ki ya arkadaş kaşımı çatıyorum, öfkeliyim. Yani bu bizim hani Necip Fazıl'ın çatık kaş hükümet dedikleri zat. Zindandan Mehmet'e mektupta. Yani onu Allah'a şükürler açtık biraz. Yani hükümet artık çatık kaş değil. Devlet memurlarının gülümsemesi, esnaf gülümsüyor. Neden gülümsüyor? Çünkü müşteri kazanması lazım. Gülümsemediği zaman ticaretini yapamıyor. O sebeple gülümsemek sadaka, yani gülümsemek emin olun dünyayı değiştirebilir. Evet. Yani eğer bir kurumun içerisinde bir okula geldi, herkes gülümsüyorsa o işler yolunda demektir orada. Herhangi bir yere gittiğinde, bir belediyeye gittin ya da parkta insanlar oldu. Bir aileye gittin, anne gülümsüyor, baba gülümsüyor, çocuklar gülümsüyorsa orada huzur var demektir. Yani ben gülümsemek eşittir huzur diyorum. Evet, güler yüz. Bir tebessümle de olsa sadaka. Hani Barış Manço'nun da bir sözü var. Hani orayla bağlantılı olarak insanların ilk öğrenmesi gereken dil tatlı dil. Tatlı dil. Biz tatlı dil neyi çağrıştırıyor? Gülümsemeyi evet. Çağrıştırıyor. Bir de sen gülünce güller açar, gül pembe. Evet, o da gül pembe. Dizesiyle de Barış Manço'yu burada. Efendim hakikaten artık yani kendi evinizde, çocuklarınızda, etrafınızda, mahiyetinizde çalışan insanlarla hani disiplin sağlayın, biraz sert olayım falan filan, işi bitti artık. Gülümseyerek yani, de sağlasın. Sevginin açamayacağı, gülümsemenin açamayacağı. Tabii gülümseme sevginin bir neticesidir. Tabii ki. Bir ürünüdür. Hoşgörünün bir ürünüdür. Kesinlikle. Tahammülün bir ürünüdür. Bir sürü şey sayabiliriz. Bu anlamda herkes birbirine gülsün. Soğutmak acı verir Hacı Hocam. Tabii. Gülümsemek mutluluk, ışık saçıyor, çiçek veriyor, enerji veriyor, mutluluk veriyor. Gülümseme varsa her şey yolunda demek. Gülümseyebiliyorsan ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Ne kadar güzel. Şöyle bir kalıp da hani video olarak da dolaşıyor. Bitireceğiz arkadaşlarımızla. Evet. Biraz gülebilir misiniz diyor. Gülemem diyor. Niye? Ben imamım diyor.
Hatırlıyorum. Ya şimdi o şeye mi ne amaçla demiş o, hani az gülün. Hayır, hani çok gülmeyin, çok evet, gülmek iyi değil gibi değildir, şeyler falan hayatına var. Yaşamış, içselleştirmiş demek ki. Evet. İyi inanmış. Evet. Çok teşekkür ediyorum Fevzi Hocam. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bir program olduğunu biz düşünüyoruz. Hakikaten keyif alıyoruz. Umarım izleyicilerimiz de keyif alır. Son sözlerinizle tamamlayalım. Şimdi yine tabii telefonda mesajlar geliyor. Benim çocukluk arkadaşım burada yine mesaj atmış. Yani bu yerel televizyonda da buradan ulaşsın selamlarımız. Nuri Gürler'e beni izliyormuş. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım. Doğum günümü kutlamış. Tüm bizi tanıyan tanımayan, yine uzakta yakından izleyen, severek bizimle bu saati geçiren bütün diğer kendi beynini çeldiricileri terk ederek bizi izleme şerefiyle bizi onurlandıran tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Doğum gününüzü şimdiden kutluyoruz Sevzi Hocam. Çok. Nice 40'ın 13'ü. Yarın doğum günü, bugün başladı kutlamalar. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz de şehrimizde, Türkiye'nin değişik yerlerinde, yurt dışında bizleri evlerine, iş yerlerine konuk alan tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım çehrelerinden tebessüm, güler yüz eksik olmaz. Ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.